Lan bu neymiş? Selam verdik, kanser olduk arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Kulağımın arkasındaki kemiğin orada bir şişlik var, tamam mı? Efe'ye dedim, kanka dedim bir baksana, bir orada bir şişlik var dedim. Efe de baktı, şişlik var. Google'a yazdık, kanser oldum abi, tümör çıktı. Sonra da şey diyor, seboroid dermatite bağlı olarak diyor, orada şişme olabilir. Bende de seboroid dermatite zaten 10 yıldır çektiğim bir sıkıntı. Kesinlikle ondandır diye düşünüyorum. Selam Mekşik, selam güzellik, kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elayca. Olaf'ın rework'ü geldi. Ben de geldim arkadaşlar Olaf'ın rework'ü ile beraber. Bugün sizlere öğretici bir şekilde elimden geldiğince Olaf'ı göstereceğim. Rakip takım bizim takıma göre çok güçlü. Garen'in örlüsü güçlü, Vlad'ın güçsüz, Katan'ın güçlü, Veigar'ın güçsüz falan. Sadece bot lane'imden birazcık umutluyum. Olaf'taki değişiklikler şunlar. Pasifinden gelen bir can çalma var biliyorsunuz. Bunun yüzünden artık eskisi kadar ormanı hızlı dönemiyor. Eskiden daha hızlı dönüyordu çünkü canımızı artık eskisi kadar azaltamıyoruz. Bu söyleyeceğim birinci şey. Ama bana kalırsa, yani Elijah sağa solu boş ver, bu karakter güzel olmuş mu, hani nesi iyi derseniz, W'su demin işte iki maç attık arkadaşlar. İkisi de bok gibi maçlardı bu arada. Ya yani Efe biliyor, W'yu basıyorsunuz ölmüyorsunuz. Evet. Adamlar öldü diye bırakıyor. W'yu basıp kaça da biliyorsunuz yani. O gelen kalkanla arkadaşlar, kalkan basıyorsunuz ya kendinize. Bundan daha ötesi yok yani, o bayağı iyi olmuş. Ama dediğim gibi canımız gördüğünüz üzere öyle aman aman azalmıyor arkadaşlar. Öyle bir sıkıntısı var şu anda Olaf'ın benim gördüğüm. Hani iki kampa vurdurayım kendimi, canım azalır mı diyeceğim. E açacağım bu arada arkadaşlar. Şey açmayacağım yani, E ile daha iyi olacağını düşünüyorum. Canımızı azaltmak istiyoruz ya, temel maksadımız o. Olaf'ta şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben size en başından anlatayım. Bakın Olaf'ı pikliyorsanız farm yapacaksınız abi. Takım arkadaşlarınız, ben koştuk yaptığım zamanlarda da biliyorsunuz yetişemediğim için kapatmıştım. Koştuk yaptığım zamanlarda arkadaşlar bana hep soruyorlardı. Ya adam işte diyor ki ping atıyor ama bak rakip jungle gank atıyor. Ya atsın. Senin zaten karakterinin olayı gank atmak değil ki. Tabii ki de ormancısın, gank atacaksın ama Olaf'ın oyunda kuracağı üstünlük nerede başlıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu adam benim redimi aldı acaba. Direkt transit bota gidiyor. Alo. Alo. Alo, çıkın çıkın, geldi 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 geldi. Çık çık çık, geri kaç, geri. Geri. Arkadaşlar Olaf objektiflerde takımına üstünlük sağlıyor. Ne oluyor? Siz farm yapmış oluyorsunuz, deli gibi öne geçmiş oluyorsunuz. Adamlar geldiğinde orada siz 6 level'sınız mesela, misal veriyorum. Ya da daha yükseksiniz. Drake'in orada abi. Ultiyi bir açıyorsunuz. Selamun aleyküm kardeşim dedikten sonra adamlar zaten sizde 1v1 atamıyor. Sen diyelim ki rakip jungle'a kilitlendin. Rakip jungle'ı kesmek istiyorsun. Rakip jungle senden kaçmaya çalışsa, arkadaşları bile gelse seni CC'ye sokamadıkları için flash atsa, flashla flash'ı takip edip adamı orada bir güzel kesiyorsunuz arkadaşlar. Kimse de sizi durduramıyor yani. O yüzden Olaf'la amacımız MMORPG oyunu oynuyormuş gibi kendimizi şartlayacağız. Amacımız bizim arkadaşlar sürekli olarak farm yapıp level'da öne geçmek olacak. Adamların içinden geçeceğiz. Power farm karakteri. Level'la güçleniyor. Level'da öndeyken vurursunuz. Level'da gerideyken vurmazsınız. Benim eski Olaf videolarının altında yorum şu. Abi sen adama bir Q atıyorsun. İşte iki auto atak çıkartıyorsun. E çeviriyorsun. Adam ölüyor. Bende öyle bir hasar çıkmıyor. Neden? Çünkü level'la gerisin. Level'da geri olmasan aynı hasar sende de çıkar. Ben Olaf'ı mesela düşük eloda ve yüksek eloda öneriyorum. Ama mid eloda, yani orta elolarda arkadaşlar, gold'da plat'ta falan önermiyorum. Neden önermiyorum? Bu adam bu arada farm almamış. Ormanına bir bakalım, ondan sonra dönelim. Nunu mesela Olaf için zorlu bir rakip. Ne oluyor oğlum burada Efe? O red'ini alıp direkt bota gitti ya. Bu tarafa. Oğlum bu nasıl bir, bu nasıl bir oyun stili ya? Bir de mid'e gitti şimdi de. Bu nasıl bir oyun stili kankam? Dönelim. Bile bu lan. Dur çaktırma. Allah. İmdat imdat. Yok mu, kafamızı yakalayacak. Vur kanka. Kankacığım. Güzel 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 güzel. Şöyle bir açıdan koyduk mu oraya? W'yu da koyduk. Bunu da koyduk. Kaldım ikisinde. Atlar mı oralara? Yani Veigar'ı bekliyorum. Bilmiyorum ne yapar da. Şuraya bir tane ward koyalım hemen. Yani güzel oynadık orayı. Slow oynadık arkadaşlar. Düşünün oynadık da. İşte bizim takımdakilerin early game çarı olmamasının en büyük sıkıntısını aslında burada görüyoruz. Alabildiğim kadar farm alacağım. Bak Veigar, gerçi mid'e gidebilirsin sen. Adamın ormanında almam lazım. Olaf oynuyorum. 2 level bir Nunu gelse şu an ne yapabilir arkadaşlar bana? Hiçbir şey yapamaz. Nunu'nun bu yanlış pettingini hızlı bir şekilde çaktırma çaktırma. İmdat imdat. Nunu ne yapıyorsun? Artişoku var. Aha. Kata'yı bekliyor kanka, değil mi? Aynen aynen. Aha sen delisin. Kan gelirse ölür bu arada. Evet, evet. Yürüyemeden öldürürüm. O kadar hızlı öldürürüm. Ne oldu arkadaşlar? Adam 3 level kaldı. Şimdi ben ona sormak istiyorum. Kardeşim sen bu taktiği nereden öğrendin?
Reda Afrika'dan aşağıya doğru koşturma taktiğini sana kim öğretti yani? Ben bu sadece sorunun... koşu adam oyuna koşmaya girmiş. Bu sorunun cevabını merak ediyorum arkadaşlar. Bakın 13 CS kaldı adam. Neden? Çünkü adamın gözünün önünde, gözünün içine baka baka bütün ormanını kestik. Benim o lafımın neden çok vurduğunu umarım anlamışsınızdır. Elinizden geliyorsa bu arada Counter Jungle yapabiliyorsanız asla affetmeyin abi. Dibine kadar yani köküne kadar o Counter Jungle'ı zorlayın arkadaşlar. Arkadaşlar ilk eşya kan içen. Yani bunu tartışmaya, konuşmaya, bir şey yapmaya gerek yok. Aranızda tabii ki de hız kesen çıkanlar illaki vardır. Hız kesen çıkıyorsanız o tarz bir oyun tarzınız varsa bana kalırsa kan içen her türlü daha iyi. Ama sizin oyun tarzınız eğer kan içen üzerine kuruluysa sizin kan içen çıkmanız gerekiyor. Çünkü ben o tarz böyle ezber şeylere karşıyım. Ya bana kalırsa sen hangisinde rahat ediyorsan benim gözümde onu oynaman gerekiyor. O her türlü daha iyidir yani. O tabii ki de oyun tarzı insanların değişebiliyor. Bunu hep söylerim. Mesela bir tane kardeşim yazıyor. Örnek veriyorum. Sallıyorum şu anda tamamen. Abi ben Warwick'e şu eşyayı çıkıyorum. İşte sen bunu çıkıyorsun. Bence diğeri daha iyi. Evet ama sana göre daha iyi. Bana göre değil. Ama sen onda eğer başarılıysan devam et ona. Zaten League of Legends eskiden böyle bir oyundu arkadaşlar. İşte kabiliyetler olsun. Geçen Efe ile onu konuştuk. Evet. Rünler olsun. Çok fazla özelleştirebiliyordunuz. Oyunu kolaylaştırmak adına işte insanlar birazcık daha eşit tatlarda olduğunu istesinler diye. Riot Games onları değiştirdi. Eskiden kabiliyetlerden vesaire her şeyini ayarlayabiliyordun. Eskiden kabiliyetleri full dizemezdin. Önce bir açılırdı hatırlıyor musun? Evet evet evet. O daha iyiydi ama kanka. Her türlü daha iyiydi yani. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Nunu 3 level ben 6 level'ım. Drake'in orada mesela ben Drake'e başlasam şayet şu anda. Ki bota gank atacağım şu anda. Nunu gelse bana ne yapabilir? İmdat imdat. Beni ignite'ladılar. Vurun oğlum vurun ben de vurayım. Nunu gelse bana ne yapabilir? Vur abi vur vur güzel. Biz kazandık orayı devam et. Lan Lucian devam et. Beni ignite'ladılar. Beni dövdüler abi dediğin zaman. Benim balta bir de şuradaki kanka şuraya takıldı ya balta bak. Şuraya şuraya takılmazsın ya. Neyse yani bir şey derdim ama ben o baltaya da demeyeceğim. Aha. Çocuk için ezen. Ne yaptı lan o nasıl? Efe terk etti arkadaşlar. Masadan ayrıldı. Çok ilginç ya bizim orada 3vs2'de kaybetmemiz gerçekten çok ilginç. Bunların da burada diretmesi çok ilginç. Artık bunları almamız lazım. Flashlar mulaşlar her şey patladı. Tamam çok iyi adam içeride kaldı çıkmıyor süpersiniz abi. Alırım ya alırım alırım onu alırım. Demin geldik çünkü bir şey yapamadık. Artık burada onu almak icap ediyor arkadaşlar. Orada adam sağa sola yaparken alacaksınız o kili. Ne yapacağız? Direkt buraya bir tane pink board. Bayılırız. Bayılırız kanka. Benim smite'ım dönüşmedi. Keşke burada bir yardım olsa kanka. Abi, emin ol Nunu'nun da dönüşmemişti. Nunu'nun dönüşmedi Nunu'nun Q'su var kanka. Evet evet. Vallahi ya abi biliyorum ya biliyorum abi. Ya biliyorum bak Nunu'nun Q'su var ya yani. Neyse abi bir şey demeyeceğim. Olur olur okey arkadaşlar. Neden sıkıntı değil biliyor musunuz? Çok öndeyim çünkü şu anda. Önde olmasaydım sıkıntı büyüktü ama önde olduğumuz için sıkıntı yok. Smite atmadım. Adam zaten 600 candayken kopardı götürdü abi. Olaf'ta kesinlikle Merkür'ün adımlarını almıyorum. Ben almıyorum. Eğer aranızda alan varsa alıyordur abi. Enayi demeyeceğim. Bence alınması mantıklı değil. Ben Merkür'ün adımlarını asla çıkmıyorum. Ninja tabisi eski adıyla yeni adıyla çelik kaplamalı çizme saldırılardan alan hasarı %12 azaltır diyor. Bunu tercih ediyorum. Sebebi de şu. Eskiden çünkü bu ninja tabisi halindeyken ne yapıyordu? Oto ataklardan gelen hasarı azaltıyordu. Şu anda ne yapıyor? Alınan bütün hasarı azaltıyor. Çok OP bir eşya ama bazı durumlarda arkadaşlar öndeysem özellikle benim çok hoşuma giden bir ayakkabı var orada. Biliyorsunuz ki cooldown ayakkabısı. Zaten W bize kalkan veriyor. İşte Q attığımızda vesaire bayağı iş yapıyor. Ne yapacağız? O yüzden elimizden geldiğince o ayakkabıyı almaya çalışacağız. Onun için de ne yapmanız gerekiyor? Öne geçmeniz gerekiyor. Öne geçmeden alamazsınız. Şimdi adamın ormanından yürümek zorundayım. Burada da bir pink ward var. Hemen keselim abi şu pink ward'u. Kanka onu bana vursana. Bir şeylerin peşinde. Abi şu CC bitsin artık iki kere zıplattı ya. Ve ignite hep bitmiyor abi ignite'ları bitmiyor. Az kaldı. Bakın çok az kaldı arkadaşlar. O ignite'lar bitecek abi. Ya da bir yerden sonra o ignite beni öldüremeyecek hale gelecek.
Kanka ne oldu biliyor musun bu arada? Ne oldu? Demeyici çok dağıtmana rağmen ikisi de bir var canla kaçtı. Bir tane Evet. Ya Kata'ya dedim ki ilk başta dedim Kata'ya döneyim ama dedim Kata oplayıp zıplayıp sürekli kaçacak benden. Nunu'nun arkasına geçecek. Nunu da top çevirir diye. Orada bir kararsız kaldım. Evet. Sonra dedim ki Kata madem all-in attı. Çünkü çıkacak bir şey kalmamıştı içeride. Kata'yı keseyim dedim. Ignite yüzünden canımızı dolduramadık. Öyle bir eksisi oldu. Şunu almam lazım arkadaşlar. İşi gücü bırakıp benim onu almam gerekiyor. Normalde benim de normal bir mid laner'ım olsa arkadaşlar senaryo çok daha farklı olur. Ama Veigar'dan burada gelip de yok işte sen neden gelmiyorsun vesaire deyip de çocuğa kelime yapamam. Sebebi de şu, adam zaten Veigar oynuyor. Öyle de öyle aman aman bir çar değil Veigar. Ne yapacağız? Adamın scale olmasını, açılmasını bekleyeceğiz. Adam açıldıktan sonra her türlü zaten o da yardıma gelir eşekliyse. Alameti almam gerekiyor. Bir turda Garen'e bakılabilir bence. Onu atsaydı o slow güzel olurdu. Şöyle bir koşu yoluna koyalım. Bir tane de slow koyalım. Bir tane daha bundan koyalım. Yattı sanki o. Tabii canım. Gayet iyi. Ama bak kanka gördün mü? Koşu yoluna atıyorsun, koyuyorsun, alıyorsun, ediyorsun. Hep böyle bir şey var. Evet. Bak hep. Orada bir geri döndün mü? Aynen. Orada yerden aldın ondan sonra. Aynen. Aynen. Salladın. O mesela ilk başta eğer ki bizim olan şeyi tutturabilmiş olsaydı kanka çocuğa. E'yi tutturabilmiş olsaydı oradan gelen slowla işimiz daha rahat olacaktı. Adam da bana gank attım diye küfür ediyor arkadaşlar. TR server'ı gerçekten ilginç bir zaten server. Zaten geriyim gank atıyorum nasıl bir kafa Allah. Şey oynuyoruz. Bu nerede lan? Oğlum biz Garen'i keserken adam bunu almış. Vallahi görmedim ben de. Bu nerede oğlum? Ulan Nunu. Nunu'nun kafası çok farklı kanka. Oğlum bu Nunu var ya. Vallahi çok garip. Bir tane top lane hayvan oyuncusu var ya ne yapacağını kimse kestiremiyor ona benziyor. Eddie diyorsun değil mi? Aynen aynen aynen. Bir tane top lane hayvan oyuncusu var arkadaşlar. Lane'de bütün farmı falan bırakıp sağa sola koşturuyor. Böyle garip garip hareketler yapıyor. Ben videosunu çekeceğim ama adamı anlamadığım için çekemiyorum. Şimdi bu Garen bize küfür ettikten sonra kanka bu Garen'i kamplamadık mı? O bir daha yattı orada. Çıldırtmadık mı arkadaşlar Garen'i? Ağlattık kanka. Oy 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 oy. Ha çıldırtmadık mı? Sen kardeşim küfür edeceğim mi bir daha bakayım? Kanka öndeki Olaf bak. 8 level Garen'e vuruyoruz arkadaşlar. Öne geçmiş bir Olaf. Bak öyle gülersin kankam. Bir tane şu arkadakine ben vurayım mı kanka? Canını yerim teşekkür ederim. Açtım W'yu aldık burayı. Vursun kule bana fark etmez. Bence alırım ne diyorsun? Al, yok kanka ölürsün. Hemen dönelim arkadaşlar. Serisinden şurada dönelim. Starak lazım, ruh gömleği lazım bu maç bize ya. İlk Starak'a gitmem gerekiyor. Ayakkabıyı şundan alacağım ama. Adam tehlikeli Efe. Benim attığım baltayı gördün mü? Tahmin edilemez hareketler yapma evet, çeşiyor. Evet, evet, evet. Geldim. Geldim, 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 geldim. Burada fight istiyorum. Neden fight istiyorum? Nunu'yu kesmem. Aha. Gerekiyor. Kanka çok tribe giriyorum bir yerden atlıyorum. Nunu gelecek diye değil mi? Nunu gelecek evet, diye. Evet. Nami'yi kovalıyor. Al. Aldım, aldım, aldım. Lan! Senin var ya bak. Bak seni var ya. Seni var ya kanka. Aldım öyle kanka. Bir döveceğim ki. Oğlum ben aldım diye rahat rahat takılıyorum. Nunu beni tribe sokuyorsun. Nunu bitirdim oğlum seni. Nunu bitirdim seni. Kanka Nunu ve Evelyn çok sıkıntı bu konularda. Kanka flash, flash attı. Ben yetişemez dedim. Bu arada smite atacak mesafedeydim. Birazcık dedim çocuğun iştahını şey yapayım, kabartayım. Anladın mı? İşte bizim salaklığımız arkadaşlar. Başka hiçbir açıklaması. Kanka gel. Kanka gel. Güzel. Oha o ben... Bir şey soracağım. O açıldı. Morgana'nın Q'sun, Nami'nin Q'sun iki kata mı tutuyor kanka? Bak ilk Q'yu ben yedim. Hı-hı. Ben Q'yu yedikten sonra Nami çocuğa Q attı. Çocuk açıldı ben hala içerideyim. Anladın mı? Müebbetin kanka. Evet evet. Çocuk açıldı biz hala içerideyiz bu arada arkadaşlar. İki tane ejder kaçırdık arkadaşlar. Zaten bu video Olaf Jungle nasıl oynanırdı? Ne dedim ben size? Bütün objektiflere gitmeniz gerekiyor dedim. Alın almayın size kalmış. Ben almıyorum. Tercih ederiz. Adam öldü am- Burada elzem olan durum objektiflerin orada boy gösterebilecek. Ben de ne diyor diyorum ya. Orada boy gösterebilecek arkadaşlar. Biz boy gösterdik mi? Katılım sağlamak. Aynen öyle, aynen öyle, aynen öyle kardeşim. Aynen. Oğlum bir kere de şuraya biri yardıma gelsin. Ben bunlara ne yapayım ya? Bence ben olsam girmem bunlara ya. Ben girerim kanka. Bir tane al lütfen. Güzel. Bu neymiş be kardeşim? Sen rahat ol W gel. Kanka orada öyle durumlarda ya birini seçiyorsun ya kanka. Kitleneceksin abi böyle değil sokak mi? Kavgası gibi arkadaşlar. Arkadan birileri vuruyor. O oh, oh, ama öndekine. Sen öndekine devam abi. Bu ne diyor lan nasıl, anneni? Nasıl vuruyorlar sen arkadan? Kanka bir daha yapar mısın onu? Bir daha yapamam. Arkadan nasıl vurduklarını bir daha gösterir misin? Bir daha gösteremem. Normalde şu anda mesela goleme girerdim ama Garen'in açılmış olduğunu görüyorum. 10 level bir Garen. Açıldıysa arkadaşlar selamun aleyküm diyerekten. Zaten redim var üzerimde. Evet.
Düz kaçacak. Kaçmaktan başka bir çaresi yok. Şuraya doğru bir tane daha. Ya bak elimle koymuş gibi. Alsın hiç sıkıntı yok. Alsın. Onlar da kassın kanka. Çocuk 5-4 oldu. 4-4'tü. Gayet iyi. Garen'in bu arada içinden geçtik. Garen 1-6 oynuyor. Mental iptal oldu. Oo, alttan da geldi bombalar. Nunu da alsın direkleri artık. Ne var turşusu mu? Biz zaten almak istemiyorduk ki. Aynen. Bizim olayımız arkadaşlar. Katılım sağlamak. Katılım sağlamak. Direkin orada arkadaşlar. Kendinizi gösterin. Hani takım şey diyemezsin. Direklere niye gelmiyorsun? Hani mal mısın? Ne biçim jungle'sın diyemezsin. Mevzu bu. Mesela gelse bunu da vereceğim çocuğa. Arkadaşlar videoda düzenini sokacağım dedim. Elimden geldiğince biliyorsunuz atmaya çalıştım. Belli başlı talihsiz olaylar yaşasak da. Ya Efe burada. Oturup muhabbet ediyoruz, bir şeyler yapıyoruz falan. Hoşuma gidiyor. Böyle çok da şey yapmak istemiyorum. Kanka onu sal bari lan. Kili verdim demin sana. Yani bir de tek bilgisayar var ya. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık ama bu kadar diyebilirim. Aha. Göstermeyelim kendimizi. Oynayacaktır. Yanlış bir skill attı zaten bizim olan. Garen var ya bak delirmiyorsa hiçbir şey bilmiyorum. Evet. Hiçbir şey bilmiyorum kanka. Bak küfür edecek şimdi bak. Oyun bu arada arkadaşlar Olaf'ta tam olarak bu şekilde oynanıyor. Tam olarak bu şekilde oynadığından kastım. Asla böyle şey kafasında değiliz. Biraz bekleyelim, eğlenelim, late uzasın falan. Hayır. Yayında mesela biz lig kasarken üst üste 4 maç 5 maç Olaf oynayalım. Ben direkt böyle elo köpeği gibi arkadaşlar. Oyunu bitirmek için her şeyi yaparım. Çünkü yapmanız gereken tam olarak bu. Şimdi mesela bakın. Şu farma vurdurtmayacağız kendimizi. İki tane at kank. Allah bir dakika. Ben burada öldüm ama. Öldüm ama Garen'in ultisini öleceğim. Aynen. Adam intikamını aldı diyebilir miyiz? Diyebiliriz kanka. Aynen. Ben 1800 bir şey bekliyorum parayla. Da bak şu kule var ya bak. Dakika 19-20 kanka çökerttik bu kuleyi. Nereden çökerttik kanka? Şuradan başladık bak. 1. Yıktığımız yapılar. 2. 3. 4 yapı. Adamlar ne olduğunu anlamadan 4 yapıyı oradan zınk diye yıktık. Yapı. Diğer türlü nasıl olacaktı arkadaşlar? Eğer ki first tower'ı biz buradan almış olsaydık bu kuleyi de yıktıracaktım ben eğer ki yani dakika 14'ten önce. Şu scuttle'ı nasıl çaldı hiçbir fikrim yok biliyor musun? Kim çaldı? Nunu oğlum biz Garen'i kesiyorduk scuttle'ı adam şey dızladı arkadan ya. Alamet ediyorsun. Adam arkadan gelmiş tekme attı Q'la ne yaptı? Rek'Sai'nin vardı ya bir tane bug öyle. Nunu'nun bu arada mental yok abi 1-8 2-7. Kaç level oğlum? Nunu mu 11 level kanka? 2 level diff var aramızda şu an çocukta. Ben Nunu'nun deli olduğunu nerede anladım biliyor musun? Nerede? Ölüye 2 level çıktı ya kanka oradan bir anda. Bir de bakıyor oraya şeye vuruyor acaba Olaf çok gelmiş. Çok riskli. Diye. Ya ben mesela Efe ile doğa girerken arkadaşlar Efe'ye sezon 11'den sonra hep bunu anlatmaya çalıştım. Eskiden 2 level gengi diye bir şey vardı bu oyunda artık yok. Attın ya bak o gengi attın. Başarısız oldu ya bitti abi oyun geçmiş olsun. Bitti ya oyunun bitti artık ya. Ötesi yok direkt siliyorlar seni haritadan yani. Adam 2 levelken biz 5 level'lık. What? Garen gözüne kestirmiş güzel. Oğlum ne vurdun sen? Kanka. Aha. W. Bir dakika. Hadi. Yazın bir şey yapması lazım. Geldi yine. Gel lan buraya. Gel buraya gel. Adı gel buraya. Gel buraya lan. Oğlum helal. Artık baktı adam ben ölmüyorum dedi ki kafamı dedi duvara vuracağım ya. Duvara vuracağım dedi çıkalım. Nasıl becerdin lan onu? Ben de geleceğim. Abi gerçekten ya inanılmaz bir serverda oynuyoruz arkadaşlar. Hasar çıkartamıyorum diye. Çıkartırsın kanka. Hop. Gel kanka. Garen gel. Ultisi yok ama. Oğlum o Garen var ya. Deli deli ben sana söyleyeyim. Ah be kat atlamasa kesmiştim Q'yu basıp. Çok yakındı. Çok yakındı. Bilal ölme. Aha. Ah be Q attı. Cool öldürdü bu arada. Evet, evet, cool bir hareket yaptı. Arkasını öldürdü. Bakmadı bile. Bunu da alır mı sence? Yok alamaz. İlk 3 eşyanız banko belli abi. Ayakkabı değişebilir. Ayakkabıyı siz kendi kafanıza göre tasarlayabilirsiniz. Merkür'ü ben kesinlikle şiddetle tavsiye etmiyorum. Ya Ninja tabisi ya da İonya çizmeleri. Bu ilk 3 eşyaya çıktınız ya bunlar core 3 eşya zaten çıkmanız gereken eşyalar. Bu saatten sonrası rakip takıma bakalım. AP vuruyor. Bana bir ruh gömleği yakışabilir. Güzel gidebilir arkadaşlar. Bir de kara baltayı ben Olaf oynarken seviyorum. Bu maç yok. Serial'da değil arkadaşlar. Efe'yi dinlemeyiz siz. Efe sapık. Yani tabii ki de sapıkça bir oyun siteniz varsa Serial'da çıkabilirsiniz ama ben Serial'da çıkma taraftarı değilim abi. Biz ne yapacağız şimdi? Ruh gömleğine gideceğiz. Çünkü karşı tarafta ağırlıklı bir MR muhabbeti var. Adamlar bayağı büyük direncimize vuruyor. Ondan sonrasında kara balta alabilirsiniz. Kara balta çok yakışıyor ama bakın ama Olaf'ta benim en sevdiğim eşyalardan bir tanesi koruyucu melektir. Hem güzel AD verir hem de zaten fight hayvan gibi başlatıp en önden saldırıyorsunuz istediğiniz adama. Bir de öldüğünüzde zaten bela bir şampiyon yani 10 saatte öyle gördünüz az önce. Bir daha doğduğunuzu düşünün abi. Baya OP oluyor. Nunu ne yapıyor? Baron kesiyor tek başına onu.
Ya oğlum yeter vallahi yeter ya. Bunu ne yapıyorsun kankacığım ya? Allah rızası için ya. Ne yaşatıyorsun takım arkadaşlarına ve bize ya? Kesiyordu bu arada ha. Ya sağlam mental yazıyor garanti. Merhaba. Beyefendi merhaba. Beyefendi oradan çıkışınız var. Bak bir tane mavi smite koyuyoruz arkadaşlar. Adam öldü lan. Bu mavi smite'i iyi ki spamlamışım yoksa asist alamayacak. Arkadaşlar böyle durumlarda hep söylerim. Bak işin izleyin beni anlayacaksınız. Win istiyoruz değil mi? Amacımız win. Giriler çıklar oluyor, bir şeyler oluyor. Bak bak kule. Bak bütün olayım kule. Vura vura geri çıkıyorum şimdi. Adamları da şöyle bir slowladık. Bizim takımımızı aldık. Ben ne yaptım? Aradan girdim, bir tane kili çektim. Kuleyi de aldım abi. Gel kankam. Gel kankam. Dur bir tane vurayım. Dur bir tane vurayım sana, gel buraya gel. 1-10 değil bu arada, 1-11 oldu. 1-11 oldu. Aha. İçeri giriyor kanka. Yat lan. Adama vururken canım nasıl doluyor kanka ya. Bak süper bir maçtı. Tam oynanması gereken, olması gereken bir olap maçıydı. Farmımızı yaptık, öne geçtik. Elimizden geldiğince de objektiflerde ne yaptık? Varlık gösterdi. Katılım sağlık. Katılım sağlık arkadaşlar. Alıp almamak hiç önemli değil. Ne olmuş oğlum arkadaşlar, maç sonu ekranda ne olmuş böyle? Geliştirildi. Dur orada. Mükemmelliyetçi. Şampiyonların ustası. Başka seviyede falan diyor. S artı almışız. Birazcık değiştirmişler burayı. Skor tablosunda şöyle bakalım. Biz 13 kill almışız. Oyundaki en çok kill'i Katerin almış karşı tarafta. Ama çocuğun da yapabileceği bir şey yok. Aslına bakarsanız bizim bot lane'imiz eziliyordu. 3vs2'de kaybetmiştik bot lane'de. Beni öldürmüşlerdi hatırlarsınız. Ona rağmen çocuklar bir şey yapamamış daha sonrasında. Neden yapamadılar? Biz de gittik tabii, ilk kere çocukları kestik. Hasar tablosuna şöyle bakalım. 26.743 vurmuşuz. Yüksek ihtimal alınan en çok hasar da bizdedir. 34k ben hasar yemişim. Aynen. Birazcık Nunu yemiş 33k. Hasar tablosunda da en yüksek bizde. Olaf dediğiniz karakteri bu şekilde oynayabilirsiniz. Ama şunu söyleyeceğim. Dikkat etmenizi istiyorum. Normalde Nunu'ya karşı, Warwick'e karşı falan Olaf aldığınızda adamlar, eğer ki orta elo'lardaysanız, işte gold plat elo'daysanız ya da hadi diyelim ki plat 2'ye kadar falan. Bence Diamond da, TR server için konuşuyorum. Diamond da aynı şey de. Takımınız arkadaşlar koşup koşup ölüyorsa hiçbir şey yapamazsınız. Bu karakter öndeyken vuruyor abi. Senin takımın sürekli senden gank bekliyorsa, Olaf'ın karakterin doğasını yapısını bilmiyorsa, senin farmda scale olup level farkı açmanı beklemiyorsa hiçbir şey çıkmaz ondan. Onu söyleyeyim, bunu bilerek alın, oynayın. Kendinize iyi bakın, seviliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Efe var mı diyeceğim bir şey? Tamam, hoşçakalın arkadaşlar.